Merhabalar, Evimin Yemekleri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz İtalyan pizza tarifi. Çok güzel, çok orijinal bir pizza tarifim var bugün sizlere. Hemen tarifin yapılışına hamurundan başlayalım. En önemlisi hamurumuz. 5 su bardağı dolu dolu un var. 1 tatlı kaşığı tuz, 1,5 yemek kaşığı toz şeker var. Öncelikle toz olan malzemeleri ilave ediyorum. 10 gram instant maya var. Bu malzemeleri kendi arasında karıştırıyorum. Daha sonra sıvı olan malzemeleri dökeceğim. Eğer mayanız instant maya değilse, yaş maya veya kuru maya kullanıyorsanız 10 dakika bir kaşık un da ılık suda bekletip kabardıktan sonra kullanalım. Ben instant olduğu için doğrudan una ilave ettim. Sıvı malzemelerimde 4-5 yemek kaşığı sıvı yağ var. 2 su bardağı el yakmayacak sıcaklıkta su var. Hamurun kıvamı bu şekilde olmalı. İyice karıştırdıktan sonra bu kıvamda bir hamur yoğuruyoruz. Poğaça hamurundan biraz daha katı olmalı. Ununuzu çok tepeleme doldurduysanız yarım su bardağı daha su ilave etmeniz gerekebilir. Kontrollü bir şekilde hamurumuzu karıştıralım. Güzelce pürüzsüz bir şekilde yoğurduktan sonra üzerine kapatıp 30 dakika mayalandıralım. Mayalandırdığımız hamurumuzu tekrar hafifçe toparlayıp yoğurduktan sonra 4 eşit beze yapalım. Bu malzemelerle 4 kişilik pizza yapabiliyoruz. Üzerine kullanacağınız malzemeler arzuya göre değişir. Ben orijinal bir pizza yapacağım. Ama siz kendinize göre üzerine kullanacağınız malzemeleri şekillendirebilirsiniz. Öncelikle hamuru 2 eşit parçaya kesiyorum. Daha sonra 4 parçaya keseceğim. Hamuru gerçekten incecik, kenarları çıtır çıtır, çok güzel oluyor bu şekilde yaptığınızda. Yani bu zaten orijinal İtalyan pizzası, güvenerek yapabilirsiniz. Şöyle mısır unuyla açıyorum ben. Mısır ununuz yoksa normal unla da açabilirsiniz. Lavaş gibi böyle yufkadan biraz daha kalın olacak şekilde açıyoruz. Şöyle unlarını biraz silkeliyorum. İsterseniz merdane ile değil, elinizle de açabilirsiniz. Ama ben bu şekilde, benim kolayıma geliyor. Ben o yüzden bu şekilde açıyorum. Sizin için de çok kolay olacaktır. Kenarlarına zaten sos sürdükten sonra içine doğru yuvarlıyoruz. O kenarlarındaki kabarıklığı da yine pizzamızın oluyor. Şöyle hemen açtığım pizza hamurunu tepsiye aldıktan sonra üzerine pizza sosunu hazırlıyorum. 2 yemek kaşığı domates salçası var. 1 su bardağı ılık su var. 1 tatlı kaşığı kekik var malzeme listemde pizza sosu için. 1 tatlı kaşığı da taze çekilmiş karabiber var. 4-5 yemek kaşığı da sıvı yağ ilave ediyorum. Bu, ben sıvı yağ kullandım. İsterseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Sos güzel bir kıvam alsın diye şöyle karıştırıyorum. Acılı seviyorsanız burada acı sos ilave edebilirsiniz. Pul biber ilave edebilirsiniz sosuna. Hemen şöyle kaşıkla her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Kenarlarından şöyle içe doğru yuvarlıyorum. Merdane ile açmamızın sebebi elimize göre daha pürüzsüz ve her yerin eşit açılması. İsteyen hamurunu eliyle de açabilir. Ben tam yağlı beyaz peynir kullanıyorum. İsterseniz burada kaşar peyniri ve mozzarella da kullanabilirsiniz. İnce dilimlenmiş sucuk var. Toplamda ben 4 adet tepsi için genellikle yarım kangal sucuk kullanıyorum.
Burada pizzalarımı çeşitli yapacağım, o yüzden bir kase kullandım. Önceden ısıtılmış 210 derecedeki fırında kenarları hafif pembeleşene kadar 20 dakika pişiriyoruz. Daha sonra kenarlarına fırça yardımıyla yağ sürüyoruz. 2 dakika daha pişirip pizzamızı çıkarıyoruz. Ben gördüğünüz gibi şöyle domatesli, sucuklu, mısırlı, zeytinli şekilde farklı farklı yaptım. Üzerlerine nane ve fesleğen yaprağı ile süsledim. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Pizzamızın en orijinal hali sucuklu pizza bu şekilde yapılıyor. Hemen ben bunu sizin için dilimlemek istiyorum. Hamurun da ne kadar ince olduğunu, kenarların çıtır çıtır olduğunu göstermek istiyorum. Hazırını almanıza hiç gerek yok. Evinizde çok güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hamuru incecik. Çok da güzel oldu. Kenarları çıtır çıtır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Tarifimi beğenmeyi, tariflerime yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteğinizle büyüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.